Gökhan Kırdar o doğduğunda takvimler 2 Haziran 1970'i gösteriyordu. Resim sanatçısı olan Nevzat Bey ve Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan Müzeyyen Hanım'ın en küçük çocuğu olarak Aydın'ın Güzelhisar Mahallesi'nde dünyaya geldi. Lütfi Kırdar babasının amcasıydı. Profesör Doktor İhsan Doğramacı ise babasının dayısıydı. Amcası Ahmet Kırdar ise şairdi. Usta sanatçı yeni asıra verdiği röportajda şunları söylemişti. Bugüne kadar aile bağlarımı sakladım. Çünkü babamdan ve amcalarımdan destek almadan, kendi başıma kariyer sağlamamın, uluslararası başarılar elde etmemin, onların da görmek isteyecekleri en önemli şey olduğunu düşündüm. Ailemin kökü Kerkük'e dayanır. Kerkük Valiliği ve Osmanlı Meclisi'nde Kerkük Mebusluğu yapmış aile büyüklerimiz var. Lütfi Kırdar Beyefendi Balkan Savaşları'na katılmış ve Kurtuluş Savaşı dönemi Kızılay'ın başına Atatürk tarafından getirilmişti yetiştirilerek mücadele sağlamış bir doktor. Tek partili dönemde CHP kurucularından olan Lütfi Kırdar, çok partili dönem DP milletvekilliği, İstanbul ve birçok ilin vali ve belediye başkanlığını, Büyükelçilik ve Menderes hükümetinde Sağlık Bakanlığı yürütürken de yasaada da hüküm beklerken kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Destansı bir hayat yaşamış insanın anısı önünde saygıyla eğilerim. bir abisi bir de ablası olan Kırdar, sanatçı bir ailede büyümenin en güzel halini yaşıyordu belki de. Daha 5 yaşındayken enstrüman çalıp şarkı söylemeye başlamıştı bile. Ailesinin de teşvik etmesiyle yeteneği küçük yaşlarda keşfedildi. Sadece müziğe değil, resme de vardı yeteneği. Çok zengin bir aile değillerdi ve abisiyle ablasının eğitim masrafları sebebiyle konservatuara küçük yaşta başlayamadı. Yeni asırdan İhsan Karataş'a konuşan sanatçı, şunları söylemiştim. Sevgili babam resim öğretmeniydi. Benim de ressam olmamı isterdi. Abimde grafik sanatçısı olduğu için yakın bir beklenti içindeydi. Ben müziğe yetenekliydim. 5 yaşında babam kasete sesimi kaydetti. Lisede resimle müzik arasında seçim yapmak zorundaydım. Ama zaten müzik beni seçmişti. Usta sanatçı liseyi Aydın'da bitirdi. Sonrasında ailesiyle birlikte İzmir'e yerleştiler. Ama burada uzun süre kalamadı. Üniversite tercihini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık bölümünden yana kullandı. İstanbul'da yaşamaya başladı ama hiçbir zaman mimarlık yapmadı. 1989 senesinde arkadaşlarıyla birlikte Natürel adlı bir rock grubu kurdular. Okuluna devam ederken gece kulüplerinde sahneye çıkıyorlardı. Bir sene kadar sonra grupları kalabalıklaştı. Bu arada tiyatro ve film müzikleri besteleyen sanatçı, 1991 senesinde Beyaz Güvercin müzik yarışmasının finalinde Karanlığın Gizi isimli şarkısıyla tüm Türkiye'nin karşısına çıktı. Yapmıştı. Çeşitli müzik çalışmaları yapmaya devam etti. Küçüklüğünden beri şarkılar yazıyordu. İlk albümü olan "Serseri Mayını" 1994'te çıkardı. Bu albümün içinde yer alan Yerine Sevemem, Nisan, Fayton gibi şarkılarla büyük bir çıkış yakaladı. Ama şüphesiz bu şarkılar arasında en ön plana çıkan Yerine Sevemem şarkısıydı. Milyonların duygularına tercüman oluyordu. O sözler en çok onun sesine yakışırdı zaten. Tüm Türkiye'nin onu tanımasını sağlayan bu parça üstünden yıllar geçmesine rağmen günümüzde bile halen severek dinleniyor. Yeni Asır'a verdiği röportajda bu şarkıyla ilgili şunları söylemiş. Aydın'dayken dokunmaya bile kıyamadığım platonik aşklar vardı. İtiraf edemediğimiz aşklar. O yaşların saf duygularıyla yerine sevemem yazıldı. Bütün aşklar da yerine sevemem de ifadesini bulur. Her yaşadığım aşklar benim için yerine koyamayacağım insanları oldu. Şarkının sözleri de sadece bir kadına hitap etmeyecek kadar derin. İkinci albümünü bir yıl sonra yani 1995 senesinde çıkardı. Tutunamadım adını verdiği bu albümde büyük ilgi gördü. Özellikle üstüme basıp geçme, hep aynı aşk gibi şarkılar yine milyonların dilindeydi. Bu arada ekip arkadaşlarıyla yollarını ayırdı. Bu işin eğitimini de almak isteyen Kırdar, aynı yıl 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji bölümünü kazandı. Ailesinin yanına İzmir'e döndü ama müzik çalışmaları için İstanbul'a gidip geliyordu. Sonrasında Cennet adlı albümünü hazırladı. Kendi adını taşıyan internet sitesinde, yani Gökhan Kırdar, infobiyografi adlı sitede her şey detaylı bir şekilde anlatılıyordu. Trip albümünü piyasaya çıkaran sanatçı, 97 senesinde kendi müzik şirketini kurdu. Trip albümünde Susma, Kafes, Cesaret gibi hit olan şarkılar yer alıyordu. Bu albüm sayesinde başarısı ülke sınırlarını aştı. 99 senesinde çıkardığı albümde bu Aşk, Erir ve Ateşle Dans gibi parçalar vardı ama o dönemlerde yaşanan bazı olaylar onu da olumsuz etkilemişti. Albümün ilk klibinin çıkacağı günlerde İkiz Kulelere düzenlenen saldırı ve Marmara depremi sebebiyle bu videonun yayınlanması ertelendi. Depremzede çocuklar içinde çeşitli çalışmalar yapan sanatçı aynı yıl pneumotoraks adlı bir hastalığa yakalandı. Tedavi olmak için bir süre İzmir'de ailesinin yanında kaldı ama hastayken de çalışmaktan geri durmadı. Şarkılarını bestelemeye devam ediyordu. Bu besteler Hayal adlı albümle can buldu. Hastalığı atlattıktan sonra vatani görevini yapan sanatçı, 2000 yılının sonlarında ilk enstrümantal albümü olan Ethnotronics'i hazırlamaya başladı. Çeşitli sentezlerle hazırladığı müzikleri hep çok ilgi görmüştü. Çünkü onun müzikleri bir başkaydı. 2002 senesinde ikinci enstrümantal albümü olan Keyfi hazırladı. Albümde yer verdiği şarkıların pek çoğu Amerikan filmi olan Kurut adlı yapımda yer aldı. Dizi film müzikleri hazırlayan Gökhan Kırdar bu alanda da harikalar yaratıyordu. Onun hazırladığı müziklerle yapımlar daha anlamlı hale geliyordu müziklerini hazırladığı yapımlar arasında en öne çıkanı ise Kurtlar Vadisi dizisi oldu. Kurtlar Vadisi çok sayıda ülkede yayınlanıyordu. Onun müzikleri de bu ülkelerde yankılanıyordu. Bu dizinin müzikleriyle usta sanatçı pek çok ödüle layık görüldü. Bununla da kalmadı. Kurtlar Vadisi Irak ve Kurtlar Vadisi Gradyo adlı filmlerin müziklerini de hazırladı. Musiki dergisine verdiği röportajda şunları söylemişti usta sanatçı. Kurtlar Vadisi'nde benim endüstriyel bir formasyon kullanmam, geleneksel türkülerimizi elektronik müzikle ya da endüstriyel seslerle harmanlayarak sunmam iyi sonuç verdi. Asla dinlemeyeceğini düşündüğümüz insanların cep telefonlarında elektronik müzikler çalıyor. Sadece Kurtlar Vadisi müziği olduğu için her insanın içinde negatif ya da sert dediğimiz noktalar vardır. Böyle bakınca da ben aslında ne kadar barışçıl, ne kadar ince yapıda olsam da, ki bu benim kendi kimliğimdir, sanatımın sadece bununla sınırlı kalmaması gerekir, özellikle film müziği yapan bir müzisyenin bütün ruhları, bütün duyguları sağlayabilecek ruh, ruhsal zenginliğe sahip olması gerekir. Sadece solo çalışmalar yapıyor olsam belki aşk şarkıları söyleyen bir artist olarak kalırdım. Ama film müziği yaptığınızda sert tarafımı da kullanıyorum. Kurtlar Vadisi dışında yabancı damat, Dede Korkut, Sağır Oda, Geniş Zamanlar ve Köprü gibi yapımlarında müziklerini hazırladı. Aslında bu işlerle bu kadar ilgilenmesinde eşinin de payı vardı. Eşi sinemacı olan Kırdar şunları söylemişti. "E ee, tabii ben de o yalnız kalmasın beraber izleyelim diye bu işlere girdim. Ama beni bu işlere sokan ve ikna eden odur. Albüm yapmadan önce film müziği yapmaya başladım. Ama yerine sevemem gibi kendi solo çalışmalarım ses getirince sinema sektörünü bıraktım. Zaten can çekişiyordu. Bu arada yağmur üstüme basıp geçme, tür yağmur duası, öldüm de uyandım, dayan kalbim ve yaz gibi çeşitli çalışmalara imza attı. Dizi film müzikleri yapmaya devam eden sanatçı, babalar ve evlatlar, atlılar, inadına yaşamak, kayıp, kara kutu, zamanın şahidi, bir nefes yeter ve sefirin kızı gibi yapımların müziklerini yaptı. 2020 yılındaysa 1999 senesinde hazırlayıp yayınlamayı ertelediği Demi Ozu yayınladı. Yeni Şafak'tan Kübra ve Büşra verdiği röportajda şunları söylemişti. İlk albümü çıkardığımda kendime bir söz vermiştim. Bir gün şimdi yaptığım müzik türünü mutlaka yapacağım sözü. Çünkü o dönem piyasaya girebilmek için yapmak istediğim müziğin gerisinde bir anlayışla başlamıştım. Değiştirmek için çıkmıştım bu yola. Önce kendinizi düşünüyorsunuz aslında. Zaten sanat şaşırtmak üzerine kuruludur. Sanatçı tekrara düştüğünde dinleyici de onu bırakır. Onun dışındaki her türlü yaklaşım bana ticari geliyor. Sanatçının devinasyonu hep maneviyatla olmalıdır. Ben aileden zengin değilim ama sanatı para kazanmak gayesiyle öğrenmedim. Babam resim öğretmenidir. O bana sanatı satmak için yapmamalısın, insanlar için yapmalısın derdi. Serseri Mayın albümü 94 yılında yayınlandığında 400 bin satış yapmıştı. Tarkan'ın albümü 700 bin satış yaptı. Bu 300 binlik fark yüzünden neden pop müziğe devam ettireyim ki? Egolardan bahsedecek olursak bunu Tanrı'nın bana verdiği bir sınav olarak görürüm. Müzik yapma becerim ve sesimin güzelliği bana doğuştan veriliyor. İnsanların gösterdiği ilgi veya sevgi ruhumu ne kadar kabartacak? Kibir kötü bir kavram. Ben başarılı bir sanatçı olmanın yanında başarılı bir insan olmaya çalışıyorum. Bunun sınavını da ayrıca yaşadığımı düşünüyorum. 2018 yılında yine bir sağlık sorunu yaşayan Kırdar'ın göğüs hastalıkları sebebiyle bir süre yoğun bakımda kaldığı öğrenildi. Tüberkülozdan şüphelenildiği, sorunun anlaşılması için bir takım testlerin yapıldığı gelen haberler arasındaydı. Ünlü sanatçının eşi yaptığı açıklamada akciğer kanamasıyla geldik, yoğun bakıma alındı. Doktorlar kanamayı durdurdu, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Şu an çok iyi durumda demişti taburcu olduktan sonra hastalığı hakkında konuşan şarkıcı, cumartesi günü anlam veremediğim bir öksürük başladı. Sonra bir buçuk saat boyunca kan geldi. Durmayınca hastaneye gittik. İki gün yoğun bakımda kaldım. Belli olmayan bir kanamaydı. Koa hastalığı da değilmiş. Akciğerimdeki pıhtı temizlendi. Nedeni açıklanmayan bir kanama yaşadım. İlaç aldığım için vücudum yoruldu. Ses tellerimde bir yıpranma var demişti. Gökhan Kırdar da pek çok sanatçı gibi telif konularından yana dertli. Kendi adını taşıyan YouTube kanalında şarkılarını yayınlayan Kırdar büyük ilgi görüyor. Biz de usta müzisyene hayatının geri kalanında sağlık ve mutluluk diliyoruz.